Sevgilim, bu bilgisayar açılacak mı acaba? Ne bileyim ya. Şarj etmiyor. İyice eskidi bu bilgisayar. Dur ben bir gidip abimin bilgisayarını alayım. Benimkini annem almış olabilir ya. Ama yine bir bak istersen. Hatta Lidya'da bakar mısın yarım saattir? Nerede bu kız, gelsin artık ya? Ya makyaj yapıyor. Rahat bırak kızı. Aa. Benim için süsleniyor. Kesin. Ayaz nerede ya bu arada? Ne bileyim ya. Dışarıdadır. Tek tabanca takılıyor. Aramız bozuk biraz. Ne yaptın yine? Ha, ben yaptım. Tolga, sen bana karşı niye böyle ön yargılısın kardeşim? Ha? Sen benim kız kardeşimin sevgilisisin. Haberin olsun. Benimle biraz iyi geçin. Diyorsun. Hı. Sen hiç böyle aynada baktın mı kendine? Yani sen kendinle iyi geçinebilir misin mesela? Bir düşün. Arzanın vücut bulmuş hali gibisin lan resmen. Boş boş takılıyorsun etrafta. Hayır yani işin garibi, benim eski hallerime çok benziyorsun. O beni biraz tedirgin ediyor. Ha, şu psikopat Tolga Barçın'ı diyorsun. Duydum, duydum bu katlarını. E oğlum, sıkılmadın mı iyilikten? Ha? Gel benim yanıma. Kötülükte hayat var oğlum. Yalan bir yetişine. Azıcık saygıyı, sevgiyi bir öğren ya. Kitap almış sana en son Süsen. Oku onu biraz. Sevgisi. Yok odamda. Dedim. Annem almış. Dedim. Ha. Açıldı bu. Aa. Ha. Süper, çok iyi sonunda. E güzel, tamam. Ama ödeve başlamadan acaba diyorum, acaba. Hı. Bir şeyler mi atıştırsak? Ben çok acıktım ya. O zaman mutfaktan gelirken benim yaptığım havuçlu keki de getirir misin? Hani sevgilime kendi ellerimle yaptığım özel havuçlu keki. Sevgiline yaptığın havuçlu keki gel sen hazırla o zaman. Gelirken de Lidya'yı getir. Özledim, yeter. Bu kadar süslenmesin. Zaten güzel kız ya. Niye bu kadar süsleniyor? Oldu paşam. Olur. Sevgili Prens Hazretleri. Emrinize amadeyim. Ben bir gideyim. Sen de ben yokken burada tek başına birazcık beni özle. Tamam mı? Tamam. Ama birazcık olarak kalsın. Yani çok bekletme. Tamam. Bu ne ya şimdi? Kondosyuz falan mı koydu? Boş tane bunun için. Gülten, beni iyi dinle. Bu kaydı sana yolluyorum. Sen git bu kaydı, Suzan diye bir kadın var, ona göster. Ben o kadına yalan söyledim. Nikaha giderken olan kazanın sebebi benim. Minibüsün frenlerini de ben kestim. Bana bunu Şevval yaptırdı. Kazada ölen adamın eski karısı Şevval Ender. Bana çok para verdi. Nasıl ya? Sizin ağanız hususi adam tutup babanızın işinde bulunduğu minibüsün frenlerini kestirmiş. Şengül teyzenin söylediği doğru muydu yani? Bu kadın kendi kocasını mı öldürtmüş? Sevgilim, abim işi büyüttü. Mutfakta yiyecekmişiz. Bir şey mi oldu? Yüzün bembeyaz. Tolga. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.